Selamlar çok sevgili YouTube ahalisi. Ben Deniz Ayvız Boyunis. Yanımda çok sevgili nişanlım Burcu Tuncer. Vizesiz yolcum Muhittin. Ve şuradaki, şurada gördüğünüz bir Avrupa vatandaşı. Şurada gördüğünüz Türkiye bir ilk seferi Türkiye vatandaşı ile beraber. Milano yolculuğumuz başlıyor efendim. Bravo. Herkes kendi derdinde. Ne oluyor ya? Kalyan sandılar beni. Bu modern sanat beni pek açmadı. Bu kadar aksiyonlu başlayamaz, anladın mı Milan? Arkadaşlar ben bir bok yedim. Evet, çok sevgili YouTube ahalisi, Bergama Havalimanı'ndan selamlar yanımıza. The myth, the legend, the one. Bravo. Bravo. Yetişmedi. Şimdi bu Bergama Havalimanı'ndan çıkıp artık lütfen, lütfen varacağımız yere gidelim diyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Milano günlükleri, Vol 2. Bir ıssız yoldayız. Araç kiraladık. Havalimanı'ndan çıkmamız tamı tamına 1,5 saat o sürdü. Ama sonunda çıktık, arabayı kiraladık, lanet olsun sıra üstüne sıra. Pasaport sırası bitti, araba kiralamayı Dodo halletmişti bizden önce. Onu almasını bekledik vesaire ama sonunda minik ama etkili arabamız olan Nissan Micra'mıza bindik. Günlerimizi değerlendirme uzmanı Burcan'a bağlanacağız. Burada hemen bütün planı programı anlatacak, hadi bakalım. Günlerimiz ilk gün sadece alışveriş manyağıyız çünkü. Sonrasında hani müzedir, işte katedraldir falandır, fiş mekandır, oraları gezelim dedik. Bence Koray hem ilk yurt dışı hem uçak deneyimini hem de ilk enayiliğini değerlendirsin, evet. Hemen şöyle bir kameraya karşı bir anlatsın çünkü olduğunu. Hani bu kadar aksiyonlu başlayamaz, anladın mı Milano? Abi araba kiralayacağız, bir adam yanımıza geliyor, Türk pasaportunu sallıyor, dedim ki o kardeş selam herhalde arkadaş, vallahi ciddi söylüyorum ben. Herhalde bizi tanıyor ya da Türk, hani Türk olduğumuzu anladı, muhabbet etmeye geldi falan. Geldi işte pasporto, morto, İtalyana, Forza, Ferrari falan bir şeyler söyledi. Koray böyle mal mal bakıyor adama. Adam pasportu bir açtı, Koray. Bir de aynen öyle yapıyor. Koray'ı tuttu yanına. Koray'ı gösterdi. Yan yana baktı adam yani. Böyle. Sonra Koray böyle yapıyor. Aa sorry. Bu aldı. Neyse sonuç olarak... Adam tek tek herkesi böyle tuta tuta aramış. Herkes öyle bir şey. Koray mısın? Arıyor Koray. Sonuç olarak aksiyonlu başladı Milano diyebiliriz. Biraz gecikmeli de olsa İtalya'da aradığımız o outlet'e gelebildik ama burası da hakikaten bir yaport abi. Ne kadar mutlu bakar mısın? Aşkı çarpacaktı, ne kadar mutlu yani. Kocaman yalnız. Hakikaten kocaman. Şunu söyleyeceğim, İtalya çok sıcak. Yani ben bu bavulu hazırlarken hoodiler modiler, içine tişört mişört diyordum, mont üstüne. Abi tişörtle kaldım. Şimdi biz biraz gezelim. Bugün zaten böyle gezmesyon. Bir bakalım, sonra kavuşalım. Kardeşim güle güle kullan. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Güzel günlerde. Bugün de ilk alışverişimizi yaptık. Yalnız ilk alışverişi Koray'ın yapmasını hiç bekliyorum, sevgilisiniz. Ben benden bekliyordum. Thank you. Thank you. Look, for now, just now. I'm not recording you. Oh, it's a bad thing. No. So why are you asking? Because I watch YouTube. This is the channel. Like it's normally a gaming channel, but we are doing a vlog at the moment. Yeah. What was your name again? Marika. Marika and Chiara. So, what do you want to say in the Turkey? What do you want to say? Ciao. Ciao. Maybe Forza Ferrari. Forza Ferrari. Okay. Thank you again. And goodbye. Ciao. Ulan çok tatlılar ya. Normalde kız diyor ki YouTube'a mı gidecek diyeceğim ben, değil mi? Allah Allah, acaba problem ne? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama şöyle bir hareket var ya bizde, hani o çok lezzetli, o çok iyi diye kullandığımız. Yapmayayım hakikaten. Burada şey gibiymiş yani böyle. Hani ya, lan değil ama biraz öyle gibi anlattı kız yani. Hani argo gibi, ne diyorsun sen falan gibi. Böyle biraz çıkışma hareketiymiş yani. Onu sağ olsun içerideki havenler bize öğrettiler, ben de sordum. Kamerayı çaldım. Arkadaşlar Alp zikri başlıyor. Sizi buradan kurtarın. Help us. Arkadaşlar. Kötü şey. Oğlum bak bu güzelmiş ya. Güzel mi arkadaşlar? Bunu beğendim ya. Bu böyle bir şey mi Koray? Nasıl iş? Tam olarak vlog çekmek böyle bir iş. Çok garipmiş. Kime konuşuyoruz biz? Bilmiyorum. Cansu ya. Orta'ya bana konuşuyorsun. O zaman... Alışverişe devam. Arkadaşlarımı mağazalarda kaybettim. Ben birazcık daha böyle havasına suyuna geziyorum. Şöyle kuyusuna... Suyuna, toprağına. Bak, burada da bu meydan biraz daha sükse bir meydan. Burada başım döndü. Burada herhalde birazcık daha
böyle markalar var gibi gözüküyor. Yani genel olarak baktığımız zaman birkaç tane mağazada hakikaten güzel indirimler var. Mesela o Koray'ın Vans'tan aldığı ayakkabı işte indirimdeydi, artı üstüne %30 indirim gibi bir şey oldu. Mesela o kaçtı, 30 mu? 30 euro mu, 35 euro mu, ne öyle denk geldi. Solomon'a girdim, kayak montları çok uygun. Yani bazı şeyler Türkiye'ye göre daha uygun gibi, bazı şeyler daha pahalı genel olarak. Biz burada şimdi gezeriz, sonra bir de bir şeyler yedik mi ondan sonra kavuşuruz. Arkadaşlar bacın etlamla kaldık. Diğerleri gelemiyorlar abi. Bir yerde buluşacağız diyoruz. Yok şuraya da gireyim, yok buraya da çekeyim. Gelmek için, yetişmek için. Aynen öyle. Ne güzel bir aynen öyle. Ya çok büyük. Hakikaten çok büyük. Nerede diğerleri? Onlar Prada'dan ayakkabı alıyordu Doğukan. Kardeşim Doğukan ne bu böyle yani ha? Elçi mi ne? Milano Fashion Week'e mi katılacak? Ve farklı izleyeceğim. Ayakkabı normalde zaten ayağında Prada var. Kırmızı, onun morunu beğendi. Hem kırmızı bir ayağımda moru, kırmızı bir ayağımda mor giyerim falan diye. Ama morunun numarası kalmamış. Millet iki... Milletin bir Prada'sı yok. Bir tane ayağıma mor giyeyim, bir tane ayağıma kırmızı. Bu arada müthiş konuşmalarımı kaçırdınız. Çünkü beni çeken kimse yok. Herkes kendi derdinde. Her girdiğimiz yerde müthiş İtalyancamı konuşturuyorum. Finito. Giocare. Resultato importante. Herkesle kanka oldum. Herkesle kanka oldum. Bize Under Armour'da bu ayakkabıların numarası bulan hanımefendiyle çok konuştum. Çok teşekkür ederiz ona. Grazie öğrendik, Grazie Ragazzi öğrendik, Grazie Mille öğrendik. Hepsini öğrendik. Çok da çok buen tatlar bu arada onu söyleyeyim. Buon Veni ne? Buon Veni demiyor mu? Arrivederci. Hoşça kal dedi. Buenos Dias falan o. Günaydın. Buon Veni diyorlar ama gelirken. O da iyi akşamlar olabilir. Ama olabilir. Girirken hoş olabilir geldiniz gibi bir şeydi. Olur. Ben şunu da hatırlatmak ve söylemek isterim. Hayırlı Ramazanlar yani. Malumunuz biz seferi olduğumuz için. Ama bugün seferiydi bu. Biraz gez ama hakikaten öyle yani. Biraz gezmece, biraz doymaca turizm. Allah'tan videoyu zaten iftar saatinden sonra paylaş. Ne oluyor ya? Kaç copyright'lı mıdır acaba? Yok ya. Neyse herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Umarım sağlık, mutluluk, ne bileyim. Amin. Sevap point. İngilizce öğretmeni yemek yiyen Ali'ye ne demiş? İtali. İşte bu. Amerika'da Tali adındaki bir öğrenciye yemek yemesini nasıl söylersin? Nasıl söylersin? İtali. Soğuk savaş mı çekiyoruz? Evet ya. An itibariyle saatlerimiz 22.04'ü gösterirken evimize vardık. Airbnb'den kiraladığımız Franka Hanım'ın hostuyla az önce içeri girdik, bizi karşıladı. Hemen şöyle bir mutfaktan başlayalım. Gayet güzel, gayet tatlı, minik. Püskevit bırakmıştı evet. Bize. Püskevit çok tatlı, çok zeytinyağını güzel. Zeytinyağını çekmedin, zeytinyağımız var. Zeytinyağını unutma, zeytinyağı var. Balzamik var yani. Balzamik var, tost makinesi, her şey var. Bizim 3 silahşörlerin odası. Koray, Dodo, ben burada yatacağız bu gece. Bizim suite'imiz var. Bazı paylaşımlar yapacağız. Öte yandan şurada bir tuvaletimiz var. Yine gayet temiz, gayet güzel, ferah. Bu arada büyükmüş ev. Yani şeye göre büyük. Yani ben bir kere otelde kalmıştım. Roma'da oraya göre bayağı büyük. Baksana şuraya. Bu ne abi? Bu ne abi? Suite. Manzarayı çek. Baksana gülümüz bile var. Bu ne? Mum. Aa. Yani en büyük ve tek problem herhalde ev sahibimiz Franka'nın hiçbir şekilde İngilizce konuşamaması. Sıfır. Ama çok tatlı bir şekilde anlaşıyorsun. Evet. Translate, Translate bir şekilde iletişim kurduk ve odaya kurulduk odalara. Şimdi eşyaları bıraktık. Belki bir şeyler yeriz artık. Bir karnımızı doyururuz, eve geliriz. Duşmuş vesaire. Yarın artık kültür turizm başlar. O zamana kadar cücük alın. Selamlar çok sevgili YouTube Ali. Milano ikinci günden. Merhabalar. Yine ben. Yine enteresan bir hava. Hoodie giydim, sıcak. Esiyor şu an, soğuk. Belimde var kot ceketimi bağladım. Akşam serin olur diye, çünkü dün akşam çok serindi. Öte yandan şöyle bir kombin çek yaptığımız zaman Cansu şey. Hanım'ı görüyoruz. Tam olarak bir Dumo simsiyah hazırlığı yapmış durumda. Şuna bakar mısın? Şuna. Yani. Bak. Almanya'dan kilo geldim. Belli oluyor mu? Beatbox yapacağım. Oluyor. Belli oluyor. Kilo verdiğini belli etmek için kalın hiçbir şey giymiyor zaten. Yani. Bu nasıl bir şey? Şimdi bugün en dolu gün. Zaten ay yaya yolu mu? Yaya yolu yaşıyor. Ey yavrum, burası Avrupa. Teşekkürler. Grazie. Alman direkt öne atladı. Alman direkt öne atladı. Hakikaten Alman direkt öne atladı. Hiç kusursuz yani. Bizim yolumuz. Şimdi bugün birazcık daha dolu dolu ama çok sevgili Burcu ve Cansu Hanım yaptığı için planın çoğunu şey olarak gidilecek yerlere. Planın bir tık gerisindeyiz. Saatlerimiz 10.34. Normalde kaçta kalktık? 7. 7 civarlarında kalktık ama Milano PES çıkarttık. Milano PES çıkartmak için de fiziki olarak bir kart bastırmamız gerekiyordu ki bütün toplu taşıma araçlarına binebilelim. Normalde araç var, kiraladık ama
Ama park etme yer çok sıkıntı yani. İnanılmaz dolu, her yer çok kalabalık ve yer yok. O yüzden metro tarzı şeyler kullanmak daha mantıklı şehir içinde. Şimdi kartları çıkarttık, metroya doğru yürüyoruz. Nereye gideceğiz? Duomo'ya. Yani Milano'nun en popüler, değil mi, diyebileceğimiz tabii kilisesine şu anda gidiyoruz. Dolu dolu plan var, gideceğiz, çekeceğiz, göreceğiz. Siz de beğenirsiniz inşallah diyorum. Duomo'da görüşmek üzere. Kardeşim, mekanın çatısına çıktık. Tabii elimizde kamerayı gördüler. Anladılar herhalde bir influencer gücümüzü. Fotoğraf çekiyoruz, görüyor musun? Unbelievable. Merdiven çıkmamışız gibi yeteri kadar. Biraz daha çıktık ama artık en son zirve noktasına ulaştık. En tepedeyiz. Duomo'nun ahanda. En tepesi, terası. İçerisi gerçekten inanılmaz güzel yani. Hem mimari olarak hem yapı olarak genel olarak. Evet, Duomo'nun içini de dışını da tam olarak gezmiş tepesini bulunmaktayız. De. Tepesini de, aşağısını da, her yerlerini gezdik. Şöyle bir hemen turist arkadaşlarıma bağlanmak istiyorum. Önceki turist Ömer, merhabalar. Evet, merhabalar arkadaşlar. Ben turist Ömer. İlk yurt dışı deneyimin, evet, ilk katedraliniz. Deneyim. Hem de dev gibi ve gotik bir katedral. Bayağı büyük, bayağı büyük. Güzeldi. İtalyanlar harbiden bu işi yapıyor. Bu işi yapıyor dedi. Evet efendim, bu da Avrupa gurmemiz. Birazcık daha kültürel olarak bizden gelişmiş olabilir ama... Aa, ne münasebet. Aynen öyle, ne münasebet. Katedral inanılmaz ya. İtalyan mimarisi, heykeltıraşlığı. Ben heykelleri çok beğendim. Heykeltıraşlığı, vitrayların güzelliği ya. Vitray şahane. Dediğine hemen Türkçe çevirme bakanımız. Vitray. Cezli bilmiyorum eğer vitrayı Türkçe değilse. Cam sanırım. Yani ben onu şey biliyorum, renkli camlar. Ha, mavi, cam, kırmızı, sarı, pembiş yani camlar. Öyle yakınından çekersin ama böyle şey. Ama o seni şey çekiyor. Ha. Evet. Ben adamı, da, adamı da eziyordun ha. Ay çok pardon, adam. Adamsın. Çok etkileyiciydi ya, çok vallahi. Vallahi ben Vatikan'a gittim en son, Roma'da. Tabii o muazzam bir şeydi. Çok da büyüktü bunlar ama bu daha korkutucu yani. Nasıl söyleyebilirim başka türlü bilmiyorum. Burada kelimenin tam anlamıyla daha böyle gotik bir tasarım var yani. Hem heykellerine yansımış bu, hem resimlerine yansımış, hem dış mimari. Daha böyle üçgenimsi binalar falan derken işte müthiş bir şey ortaya çıkarmış İtalyanlar. Kaçak çekim günlükleri 2. Koray'da yine kaçtık bu halde. Evet. Adam sonunda kurtulduk. Bizi darlıyor. Kilise, kilisenin içinde bizi kırbaçladı. Bu kilisenin amacı da oymuş zaten. Doğru yapıyor. Nasıl kurtulduk biz de bilmiyoruz. Çok korkutucuydu. Çok korkutucu. Bize dehşetliyiz. Yardım edin. Yardım gönderin. Yardım gönderin. Arkadaşlar, kameraman Alp yine iş başında bir aileyi çekiyor. Kameraman Alp. Koreyi aldın mı? Yine kaç kişi çektin? 85. Milan beni konuşuyor. Çok her iyisin. Birinden 2 euro Koray'ı çekeceğim şimdi, sonra şimdi, konuşalım. Evet. Şu sol taraftaki insanlar tekrardan bir gelecek, Alp'in şeyini beğendiler bence. Bekliyorlar Koray'la fotoğraf bitmesini şu soldaki Koray, insancıklar. Koray'ı istiyorlar bence. Koray'ı da istiyor olabilirler. Onlar bekliyor. Çok buraya girdiler Koray'la. Evet. Sen çektin. Dedim. Ben istemiyorum. Yapıyoruz mu bu işi? 92 oldu. Evet. Cheese dedim de. Çok iyi. Yapmadılar cheese. Cheese'im anlamadılar. Dedi bana grazie dediler. İtalyan sandılar beni. Ne diyorsun ya? Morza, morza ne? Heyecanlandım bir tane. Morza Ferrari. Morza Ferrari. Ferrari'ye. Grazie ragazzi. Yemeğe gidelim. Hakikaten yemeğe gidelim artık. Lütfen vallahi yemeğe gidelim. Çok acıktık arkadaşlar ama çok güzel fotoğraflar çektim. Sizi götürüyorum. Çok güzel bir yer buldum. Piz diye. Bu arada. Ha. Şu ana kadar hep böyle spontane gelişen yemek yerlerinde hiç üzmedin bizi. Teşekkür ederim kocamanlar. Güzeliz. O da güzel. O da güzel, o da güzel, o da güzel. Bak, şu mesafeden döndürücü çok güzel bak. Koray? Şimdi olay bu. Olay bu. Agalar. İftardan sonra izleyiniz. Uyarısıyla beraber olay bu. Olay çok fena gözüküyor. Peki bu kadar aynanın içerisinde
Belli ediyor kendini. Lümfen ya. Ne bu? Bu yoğun tatları sevenler için. Ne var? Ot var oğlum üzerinde ama. Seninkinde de ot var. Doğru. Senin var bir sadece. Neyse bize artık afiyet olsun. Abi. Biz şu ölüyoruz artık aşktan ya. Kokoreç ya. Yeah. It's great. And it's ours. Kokoreç is from Turkey, not Greek. Greek. No, not no, Greek, no. Turkey. Turkish. Bir gün daha ülkeyi savurur. Kimden ne rica etsek hep olumlu sonuç almak beni çok mutlu ediyor. Mekan çok iyi ama aynen. Minik bir yemek molasından sonra hemen şimdi Dumo'nun şu karşısında Dumo Müzesi var ama burası kapalı dediler. Yine de bir soralım dedik. Orası olmazsa şurada yine ne o? Müze del Novenzo falan. Bir şeyler, öyle bir şeyler var. Gezi sanat müzesiymiş. Her türlü bu Milano ve çevresinde bulunan işte bütün kültür, sanat, heykel, tıraş hepsindeyiz. Tam olarak tahmin ettiğimiz gibi Duomo Müzesi kapalı. Yarın açık, yarın galiba girebiliyormuşuz. Biz de onun yerine çok da ilgi duyduğum modern sanata doğru yöneldik. Modern sanat müzesine gidiyoruz. Neydi müzemizin ismi? 900 Muse del Novecento. Kento değil o bence, Cento gibi öyle anlatan. Novecento mu da olabilir? Novecento. Girdiğimiz modern sanat müzesinin ilk eserini görüyoruz arkadaşlar. Bu çalışmada meteorun dünyaya düşüşü yansıtılmış anladığım kadarıyla. 1960 şey yılında ama herhalde. Tabii. Müthiş, müthiş. Diğerlerini çok merak ettim. Gel gel. Burada empresyonist çalışmaları. Neyonist? Empresyonist çalışmaları. İlk öncülerinden olan. Zanzu Emperyon. Boccioni. Boccioni. Adlı efendimizin çizdiği. Bu oda tamamen ne için ayrılmış? Tek bir sanat eseri. Abi tamam, piyanoların sanat olduğuna katılıyorum ama bütün katı bir piyanoya ayırmak ne kadar mantıklı. Kocaman bir kat ve sadece burada insanları modern sanatın güzellikleriyle tanıştırmaya çalışıyoruz. Yasak dediler abi. Yasak dediler yani. Fotoğraf çekilebiliyor, video çekilemiyor. Geliyorlar. Arkadaşlar ben bir bok yedim. Hem de büyük bir bok. Bu modern sanat beni pek açmadı. Modern sanata pek gelemedim. Biz çıkıyorduk buradan. Zaten izin de vermişlerdi çekim yapmaya. O yüzden çıkarken kısıt yolunu takip ederken ben bir kapıyı açtım. Sırlar kapısını açtı. Kapı alarmlıymış meğersem. Ama hani alarm şey bütün Dumo böyle peşime takıldı alarmı, anlatabiliyor muyum? Bütün Milan polisi, FBI, CIA hepsi peşimde gibi bir nani nani. 5 kişi geldi aynı anda. Aynı anda 5 kişi koşarak geldi. Önce başta bir kızdı bir tane adam oradaki bir ufak bir. Tabii yani kızmıştır doğal olarak. Ondan sonra ben diyorum bir sorry diyorum bir. İtalyanca falan konuşmaya başladım ya. Ben de Ferrari fanıyım, Charles Leclerc dedim, bayılırım dedim. Çok kötü. Allah'tan üzerimize doğru koşan insanlar hep güldü. Hepsine sorry çekti bizimkiler önden. Şey yaptılar zaten. Arkadaşım kusura bakmayın. Problemi var yaptılar. Hani problem o, friend o falan. Ben dedim hani sorry, yanlış aslında anlamayın. Tanımıyoruz gibi davranıyorduk. Öyle mi? Ben önden o yüzden mi gittiniz siz? Şimdi önden koşarak da ben tek başıma geldim. Aynen, biz sorry dedik ya. Gide gide herkese ver özür dilerim. Çünkü önümüzden geçiyorlardı. Burada bile tatlı değiller miydi? Tatlıydılar evet. Ya, hiçbir şey olmadı işte. Aslında olsa var. Güvenlik mesela ben... şey yaptı anladı bizi. Abi. Çünkü gidişte de. O ilk günde anladı. İlk sorduğumuzda bunlar bir bak yiyecekler ama. Girişte de sıkıntıydı. Yok canım. Size bir şey söyleyeyim. Bu Fransa'da olsaydı Fransız polisi şu an beni almış deport etmişti diye hissediyorum nedense içimden yani bilmiyorum. Pegasus. Hayır reklam var. Daha alarmı çalıştırmış. Hayır şimdi. Alarm sesi mi var yoksa benim yok, yok, o, mı kaldı? O çok sesliydi o yani. O çok çok sesliydi. Hayır şimdi mekanı gömecektim. Ben bana çok gelmedi modern sana. Çok beğenmedim. Özellikle o Louvre falan gezdikten sonra da şimdi böyle bir olay yaratınca ben bayıldım buraya. Siz de gelin. Anı siz de gelin. Anı. Bayıldım. Anı. Çok güzel anı oldu. Sağ olsunlar. Neyse. Gidelim mi buradan? Ne kadar güzel mimari, ne kadar güzel heykeller diyordu. Hala da öyle tabii ama şimdi hani yoldan da geçerken mesela şöyle bir şey beklemiyorduk yani. Arkadaşlar Civico Museo Archeologico di Milano. Oha tekte. İyisin. Ne o? Gel gel. Ayağımlı kapı mı? Allah kahretmesin sen. Ben de bir şey gösteriyorsun zannettim. Bak
arkadaşlar direkt bu müzeyi böyle section section bölüm bölüm de ayırmışlar. İşte Yunan tarihi, Roma, Almanya vardı değil mi? Mısır, Hindistan. Hepsinden böyle bazı bazı ürünler, sanat eserleri bir şeyler var. Ama çok az var yani. Yine de güzeldi. Ben kapuçino söyledim şu alttaki kapuçino. Sana kız diğeri tiramisu'lu verecekti. Dedim ki o dedim tiramisu'lu benim kapuçino'm dedim. Ah dedi özür dilerim dedi. Sonra teşekkür etti bana düzelttiğim için. Çok güzel. Biz bunları bir afiyetle yiyelim ama genel olarak şunu söyleyeceğim. Milano bizi güzel karşıladı. Mango ve çam fıstığı ve gül frambuaz. Gül mü? Tam nümpen dondurması. Isparta bunun şeyini almalı. Isparta bunun patentini almalı. Çok lezzetli dondurma. Ben de vanilya, çilek, cappuccino. Sen hepimizin kombinasyonunu yapmışsın evet. Aslında yani. Herkesin herkesten bir şey almışsın bak valla. Çok açık yüreklikle söyleyebilirim ki yediğim en güzel dondurma olabilir. Hatta öyleydi galiba. Meyvesi meyve gibi. Galiba. Tamı tamına meyvesi çikolata, meyve gibi. Çikolatası müthiş. Yediğim en güzel bitter çikolata olabilir bak. Ki benim için bir tek Maraş dondurmasının vanilyası kapışır. Vaaay! Onun dışında... Dündürüldüm yine ya. Maraş dondurması da çok güzelce. Ama bu bambaşka bence. Güllü Isparta'ya gelmeli. Gerçekten. Ben sadece bunu söylüyorum. Ben gülü işte lokuma mokuma ona buna hiç yakıştıramıyorum. Bilmiyorum yani ama tabii zevk meselesi. Denemedim, denemek lazım. Evet. Şimdi nereye geldik? Galeria. Neymiş efendim burada? Ayağımızı, topuğumuzu... Burcu ne yapıyorduk? Birine sokuyorduk. Ne? Bir şeye sokuyorduk. Varmış ortasında. Ona topuğunu sokup 360 dönenin 100, kere, 100 bin abone dileğiyle mesela dönsem atıyorum. Ne zamana tahmini olur? Önce dönüp sonra mı diliyorsun? Önce dileyip sonra mı dönüyorsun? Bir de şimdi saat yönünde mi döneceğim? Saat yönünün tersinde mi döneceğim? İşte mesela şimdi benim topum oraya girmez gibi. Girmez Burcu. 100 bin abone diliyorum hazır ol. You go first please. Gentleman'dir. Kadının hakkına girdim mi şimdi? Dönüyorum evet. Dön. Kum zaten koydum. Tamam dön. Tebrikler. 100 bin? 100 bin abone dedim göreceğiz. Bir de 5 yıl sonra da olabilir. Zaman dileseydik. Zamanı unuttum Koray. Sen de git zaman dile. Acaba bu bize bir PR çalışması olabilir mi? Yani çünkü bir de döndüğümüz deliğe bakar mısın? Zaman dile Koray zamanı. Karıştırma. Çıkıyordum içinden. Sağ ayak sol ayak önemli. Nasıl döneceğim? Bilek dilemedim. Bilek dilemedim. Tamam şimdi. Şimdi dileyeceğim. Yarı yolda dilek dilemedim. Dilemedim ama. İtalya'nın eski şehrinde. Merhabalar. Neresi neresi? Porsukçay'ın. Porsukçay'ın merhabalar. Şimdi burada bu nehirin yakınlarında bir yerlerde biraz oturalım. Çok çünkü hakikaten sabahtan beri yürüyoruz yani. Bir kahve içelim, bir kendimize gelelim. Benim arkadaşım da gelecek şimdi, çocuk arkadaşım. O da burada fuardaydı. O da bir gelsin, biraz takılırız. Ve bugünü de böyle kapatırız diye düşünüyorum. Esen kalın mı? Evet, esen kalın. Ama kafa mı yürüyoruz? Milano akşamları güzel arkadaşlar, tatlı. Burası bayağı keyifli de sokak. Bir sürü çok güzel mekanlar var. Herkes zaten büyük ihtimalle burada takılıyor. Yani hem bizim kaldığımız yer hem böyle hani merkezi falan düşündüğünüz zaman burası daha sanki Eskişehir akşam ya için popüler gibi. Hakikaten tam olarak burası Eskişehir yani. Şimdi son durum şu ki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi halı sahadan çıkmış bir vaziyetteyim. Oysa ki sıcacık duşumu aldım ve Airbnb'mizde kahvemizi yudumluyorduk. Başımıza gelen bir olay, tatsız ama minik tatsızlıkta bir olay. Ben çok güzel bir makarna yeri evet buldum. Yani bir de geç saatteydi ama dedik ki bugün de boş geçirmeyelim. Yiyebileceğimiz her şeyi yemek adına ki döndükten sonra rejimdeyim. Yiyebileceğimiz her şeyi yemek için baktık bu saatte ne yenir? McDonald's falan öyle alternatifler vardı. İyi güzel ama dedik ki yani İtalya'dayız ya. Yok ne bu bir gece makarnası, pizzası bir şeysi. Pizza yediğimiz için dedik ki makarna yiyelim. Sonra ben çok güzel bir makarna yerim buldum. Her şey öyle başladı. Evet. Ondan sonra işte iyi hoş böyle oturduk falan filan hani yer ayarladı. Sonra bir kadın geldi dedi ki işte hani siz 6 kişisiniz. Abi bir kadın değildi dedi. Ara dipnot verebilir miyim ben? O bir kadın değildi. O bir iblisti. İngilizce şeytandı, evil. Hani... Ne bu? Bu neydi? Yani doğru. Şeyle
Kadın sağ olsun yardımcı olmamak için elinden geleni yaptı. 6 tabak olmak zorunda, tamam. Restoran ha, evet, polisi. Öyle bir kural varmış evet. Bu arada. Hemen bir dakika, evet. Cansu sözünü bölmüş gibi oldu. 6 kişi olduğumuz için 6 tane ya aperatif bir şey söylememiz lazım ya da 6 kişi ana yemek söylememiz lazım. 6 yani tabak olması lazım. 6 tabak olması lazım. Ama tatlı sayılmıyor onun için falan dedi. Biz işte istemiyoruz hani aç değil bir kişi falan filan dedik. Hakikaten öyleydi ama meğersem zorunluluk. Tamam dedik hani okey dedik onu. Ondan sonra işte 6 tane makarna söyledik. Çeşit çeşit yani. Ki bu arada yediğim en iyi makarnaydı. Gerçekten. Her şey yani. Belki öyle diyor gibi oldu ama hakikaten yediğim en iyi makarnaydı. Roma'da da yedim ama bu müthiş bir şeydi ya, bilmiyorum. Ama bak güzel yemeği en çok da şey etkiliyor. Nerede, ne zaman, nasıl bir şekilde yediğinde. Ve saat kaçta yediğinde. Evet olarak. Abi. Ama hakikaten o da etkiliyor. Güzel pizza. Ben bayağı beğendim. Sonrası bayağı başarılıydı. Sonrasını bu tarafa bıraktık. Şimdi şöyle yavaş yavaş geldi. Çok da hızlı geldi aslında servis. Sipariş ama bu sipariş verene kadar kadın bize bir tilt oldu. Tilt oldu evet. O böyle bizden sipariş alana kadar tilt oldu. Arada da diğer bir iki arkadaş daha geldi. Onlar İngilizcesi daha iyi olan. Onlar bize bayağı konuştular ve onlar çok tatlıydı yine. Evet, tatlı. O kadın, o evil bize çok pis bakıyordu. Yani evet. Ben hatta şöyle söyleyeyim ve çok ciddi söylüyorum yani. Bir ara böyle bir küfür etti yani. O bir iki salladı. Arkadaşları dedikodu yapıyor ama bir de. Ama o zaman şey oldu. Ondan sonra. Tabağı geri aldım. O diğer mevzusu tamam. Çok gelelim. Pardon. Tamam. Ben en son tamam lanet olsun dedim. Madem hani bu bir kural. Biz kurallara saygımız sonsuz 6 tane makarna söyledik. Ama 5 tanesi doğru gelirken benimkisi farklı geldi. Ve ben parmağımla göstermiştim. Evet. Çünkü kadın beni anlamıyordu. Bundan istiyorum dedim. Farklı bir şey getirdi. Dedim ki ben bunu istememiştim dedim diğer adama. O gitti kadına söyledi. Böyle böyleymiş. Al getirdi. Kadın işte İtalyanca artık saydırdı. Bir şeyler söyledi. Adam diyor ya boşver diyor. Ben anlıyorum yani. İtalyanca yok ama görüyorum. Tamam adam belli diyor ya boşver yani. Yenisini ver ki hani hakikaten onu sipariş evet. Etmedi. Benim biz birinci sayfadan diye. Öteye gitmedik. Kadın dördüncü sayfadan sipariş vermişim gibi söylüyor. İngilizce sonuç olarak geldi tabağı önümüzden aldı sinirli ve giderken de sövdü. Çok ağır sövdü hem de onu kesin hissettim yani. Etti. Kesin küfür etti. Sonra gitti iş arkadaşına anlattı bizi İtalyanca kesin yani. Yok işte çünkü duydum yani pecioli, piccioli, pacioli bir şeyler söyledi yani. Ben de çok tilt oldum. Çünkü mekanı 10 numara buldum. Makarna müthiş güzeldi ama bir modum düştü, bir sinirlendim. Yaptığımız her hareket bu sefer beni tilt etmeye başladı. Sanki yani videoya çeksek bir şey derler mi? Şunu yapsak bir şey derler mi? Tribe girdim yani baya. Öyle olunca hiçbir şey çekesim gelmedi. Ama en son çıkarken yine dayanamadım. O tatlı olan dediğim adama gittim dedim ya böyle birader. Asık oynuyorsun ya dedim. Dedim kadın dedim. Neden bu kadar sinirli? İşte dedi sana bakma haklısın da işte İngilizce bilmiyor da falan ya. Dedim ben biz dedim Türkiye'den geliyoruz kardeşim. Ben normalde dedim influencer'ım. Normalde gittiğim yerlerde video çekiyorum. Çok güzeldi yemeklerde. Bu arada elinize koluna sağlık diyorum. İşte kusura bakma hatta teşekkürler dedi. Adam az çok da Türkçe de biliyormuş herhalde. Az çok dedim teşekkürler kadarıyla yani. Adamla en son sohbet muhabbet tatlıya bağladık ama dedim ki bir modumu düşürdü. Bir de videoyu çekemediğim için mutsuzum. Yine bir saygı da kusur etmedik de işte geldi abi modum düştü ama makarna çok güzeldi. Gözü denemedim diye su. Neyse. Biz yatıyoruz. Burcu duşta. Ben yeni çıktım. Daha duşa girecekler var. Yarın gezmeye devam edeceğiz. O yüzden yarın görüşürüz. Belki başka güzel yemekler keşfederim. Gösteririm. Günaydın. Yepyeni bir gün. Yepyeni bir sabah. Ve hemen planımıza başladığımız bir sabah. O yüzden sizi plan program müdüresi Urcan'a haber alıyorum. Kaleye gidiyoruz. Şişi Kalesi. Ama kocaman bir Şişi kale. Şişi Kalesi mi? Ya ben bu kamerayı verirken şey böyle İtalyanca falan mı kalenin ismi söyleyeceksin zannettim. Bişi Kalesi diyeceğini bilmiyordum. Biraz zor bir ismi var söyleyemiyorum ki. Bugün de biraz yani dolu dolu. Dün evet. Zaten en popüler mekan aslında gezdik diyebiliriz. Bugün de popüler. Kocaman bugün de bir popüler. Bahçesi kocaman varmış. Bir bahçesi varmış. Kaleymiş. Tam kale yani. Tam eskiden orada kral ve kraliçe yaşamış kalesi yani. Öyle. Bunları da bir görelim. Bir kombin çek şöyle bir uzaktan. Müthiş. Koray yeni ayakkabılarını giydi. Nasıl kıydı bilmiyorum. Ama yakıştı karşıma. Şimdi gidelim. Giderken bir de yolda belki ağzı atladık bir şeyler de bulursak tamam. Buyurun Ahmet Bey. Bir zeytinli bir şey. Zeytinli bir şey ve domates bir şey. Biraz kuru olabilir ama bu. Çok lezzetli ama zeytinli ekmek yani. Sen yiyin. Tatlı mı? Yani, bu arada bunun tadına bakmak ister misin? Bayağı güzelmiş. İnsanlar vardı. Bakmak ister misin? Bu da dediğin gibi. Kremasına da alıyorum. Ama çok lezzetli. Kremasına girmeye çalıştım da. Evet, domates güzel. Şöyle içini göstereyim. Kremalı. Kremalı bu. Bayağı başarılı bu arada. Evet. Sabah tatlı çekiyorsanız. Arkadaşlar bunlar direkt bak zeytinli ekmek gibi. Evet. Bu da domates ekmek ama. Bunun içinde bir peynir yakışırmış. Bunda var biraz peynir. Onlar biraz sade gibi. Öyle. Sade. Ekmek, zeytin ekmek. Ne o? Bunun tadına bakmak istiyorum. Evet ben de kuru diye aldım. Var mı? Çok iyi. Bunun tadı bayağı güzel. Paris'tekinden daha güzel gibi.
İçinin kremasından dolayı. Karşıdakiler boş ya. Aa, çok güzelmiş. Geldiğimiz yolu geri dönüyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü İtalya'nın ikinci enayiliğini, pasaportunu kaybeden, birinci enayiliğini de yapan Koray Kayan yaptı. Burada İtalyan pazarı. Don Sütyen 1 euro. İtalyan pazarı güzel. Arkadaşımız hepimiz biletimizi almışken toplu taşıma biletini almayı unuttuğu için geldiğimiz yolu geri dönüyoruz. Peki bunun cezası olaraktan Koray'ı kaleden atalım diyor bu anı. Bravo. Neredeymiş? Montunun cebinde, artık konuşabilir bence. Koray'ı 8.5 dakikalık sessizlik cezasına mahkum ettik. Ama bence geçti 8.5 dakikan Koray. Neredeymiş? Montunun cebinde ya. Ah ah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı gizli fotoğrafımsı video çekimleri yapıldı. Çünkü yani hiçbir yerde şu ana kadar girdiğimiz bir iki yer dışında hiçbir yerde video çekme izin vermiyorlar. Belki şundan dolayı olabilir. Bu hani işte iklim aktivistleri oluyor, işte tabloya ketçap atıyorlar, bilmem salça fırlatıyorlar falan ya. Belki o yüzden hani videoya izin vermiyor olabilirler. Video çekip millet hani propaganda yapmasın diye mi artık bilmiyorum. O yüzden ben de elimden geldiğince hani fotoğraf gibi böyle sabit çekmeye çalışıyorum minik minik. Şimdi biz bir kaledeyiz. Bu kalenin içerisinde de böyle mini mini yerler var. Mesela az önce o gösterdiğim heykel Michelangelo abimin heykeli. Hem de Ninja Turtles'la tanıdığınız değil, sanatçı olan. Milattan sonra 1600 yıllarmış. Valla diğer gittiğimiz müzelere göre burası çok daha iyiydi değil mi? Çok daha güzel heykeller vardı, çok daha güzel eserler vardı. Burası daha iyiydi yani. Büyük ihtimalle ama şey, ya en güzel belki de bu Milano'daki eserlerin olduğu şey Duomo Müzesi'nde olabilir. Dün biz gidemedik, kapalıydı ya. Şimdi baktığın zaman orası en popüler mekanı. Herhalde en popüler şeyleri de oraya koymuşlardır ama burası da iyiydi. Şimdi yine merdiven çıkıyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü günde kaçak ikimizin kaçak macerası üçüncü gün. Gördüğünüz üzere bize 150 tane çanta manta verdiler. Evet, her yerinde çanta var. Şu çocuğa bakın, haline bakın. Bizi zorbalıyorlar. Biz yardım edin. Help me. Basamadım. Break istersen. Milano'daki yarı zamanlı işim olan fotoğrafçılığı yine yerine getirdim. Şu arkamda gördüğünüz kocaman kemerde bazı fotoğraflar çekildi. Yine turistler tarafından ya biz bir çeker misin şeyini o ne? Şimdi bu ekibi yine üstün yeteneklerimle bulduğum bir tiramisu sonra gidiyorduk. Makarna, yani lazanya yiyeceğiz büyük ihtimalle. Oradan da tatlı yemeye, tiramisu yemeye gideceğiz. Yiyelim, görelim, bakalım, değerlendirelim, buluşalım. Burada arkadaşlar güzel fotoğraflar çekmekten bahsetmişken hala Instagram'ını takip etmeyen varsa Alp Kocaman 2N ile ayda yılda milyorda bir attığım postlarımdan bir tanesini muhtemelen atmışımdır bu video geldiğinde. Hem onu beğenip hem takipte kalabilirsiniz. Çünkü yayınları da oralardan duyuruyorum vesaire. Haberiniz olsun. Tramvay bekliyoruz. Tramvayla birazcık daha yine merkeze doğru gideceğiz. Dün gidemediğimiz Duomo Müzesi'ne yine gidebiliriz ama onun öncesinde artık yine bir şeyler yemenin vakti geldi. Karınlar aç. Bu arkadaşlar yorgun. Ben de çok yorgun. Neden öyle oldu bilmiyorum. Bir ayak bacak gitti. İptal. Ama olur öyle. Yapacak bir şey yok. Geziyoruz. O kısa vaktimizi ne kadar verimli kullanabilirsek o kadar güzel. Bu zamana kadar hep öyle yaptık ki geldiğimize sonuna kadar değsin diye ki döndüğümüzde de hakikaten değdiğini görmüş oluyoruz. O yüzden hadi bakalım. Normalde bulduğum mekan bu arada çok tıklım tıklım güzel bir yere benziyordu ama lazanya yapmıyormuş. Ama içeriden birisi dolayı kolundan tutup dışarı çıkartıp sizi bir yere götüreceğim deyip bizi 1-2 blok ötede bir yere getirdi. Böyle bir yer. Zaten genel olarak küçük tatlı yerler hep. Ve burada dediler ki lazanya yiyin. Ahan da lazanyamız. Ahan da lümpenimiz yine. Yanma. Yanma. O hareket. Yapma onu.
O lanetli hareket. Karınları doyurduk. Enerji takviyesini aldık. Yine çok lezzetliydi. Yani bence şu ana kadar yediğimiz bütün yemekler güzel. Ha? Zombi. Onu çalıyor. Ama yemek anlatıyorum. Ama evet. Zombi. Zombi. Koray'ım. Beğendin mi yavrum yediğin yemeği? Beğendim. Benim için lazanya en iyisi diyebilirim. Hakikaten mi? Tüm totalin evet. Pizzadan da makarnadan da daha iyiydi bence. Süper abi, beğenmeni çok sevindim. Yani ben götürdüm diye demiyorum, mekanı ben buldum diye demiyorum ama. Yani aslında Kelle abi götürdü. O da doğru, mekana ben de götürmedim. Benim götürdüğüm mekan bizi oraya yönlendirdi ama güzel yönlendirdi. Artık buraya da gezdikten sonra biz ortaklaşa diyoruz ki bence klasik sanat modern sanattan daha etkileyici. Dönemin imkanlarıyla vesaire baktığın zaman yani ortaya çıkan eserler hakikaten çok güzel ya. O yüzden kesinlikle bakılır. Biz bu şekilde 3 tane farklı çeşit aldık. Bir tanesi Nutella'lı, bir tanesi Antep fıstıklı, bir tanesi zaten normal. Aynı şekilde Dodo'da da Nutella'lı var, Zanzu'da da sade var. Zaten klasiği bir denemek lazım yani. Ustam. Ustam şifa yapsın mı? Şifa yapmış mı? Yapmış. Yapmış mı? Dişin yumuş çocuk. Yumuşacık. Ay çok güzel. Gerçek mi? Oğlum çok güzel lan. Yine ben buldum. O zaman Nutella'lısını deniyorum. Yaması hakikaten farklı. Bayağı iyi aşırı yumuşak abi. Bakalım Roma'da yediğin gibi. Değil. Kreması. Beğendim. Sadesi çok sade. Sadesi çok hafif. Antep fıstıklı çok lezzetli. Ama bunda da tiramisu yiyorsun gibi, evet, değil abi. Farklı bir tatlı gibi. Yani normal tiramisu bu zaten abi. Denerim. Al Dodo. Klasik tiramisu zaten. Tiramisu ya. Ben çok tatlı sevdiğim için Nutella'da bence daha güzel. Sen de mi öyle diyorsun? Bence klasik tiramisu daha güzel. Çünkü birazcık böyle bir kahve tadı almak istiyor tiramisu. Bu ayağım. Bu birazcık daha şekli farklı bir tatlı. Evet, farklı bir tatlı gibi. Bence aralarında en tiramisu bu ya. Yani. Bak şimdi Jurassic World halt yemiş misali. Nereye gidiyoruz? Doğal Tarih Müzesi'ne gidiyoruz. Dinozor göreceğiz. Böylelikle bir müzemizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok ayağıma güzel çok plan güzeldi. Yapmışsınız. Gerçekten güzel. İçerisi bayağı güzeldi yani. Hani böyle bütün hayvanları gerçek boyutlarıyla orada görüyorsunuz ya, yapay bile olsa. Dinozor da keza. Hani hepsi gerçek değildir diye ben düşünüyorum. Bazıları yapmaydı yani. Ama onları öyle görebilmek falan bence çok iyiydi. Ya gelince işte buradaki bütün bu deneyimlerimizi biz de aktaralım dedik ki siz de yarın öbür gün gelirseniz gitmek istediklerinizi arasından böyle seçer seçer gidersiniz. Hatta ben bizim planlı programı nereye koyabilirim? Açıklamaya koyabilir miyiz? Bence koyarız ya. O hani Burcu'nun yaptığı listeyi Kore'ye kitlemasyon. Yorumlarda olabilir arkadaşlar. Çünkü açıklamaya koyunca süre olarak algılayabilir onları. Biraz sıkıntı olabilir. Tamam. Ya açıklamada ya yorumlarda biz de paylaşırız planımızı, programımızı. Şimdi biz burada birazcık bacak esnetelim. Ardından artık müze, o bu, şu kültür, sanat her şey bitti. Arkadaşlar
Biz Dodo'yu bıraktık ama kayda almayı unuttuk. Dodo bizden bir gün daha önce gitmek zorunda kaldı. Hatta bir gün dedi teknik olarak. Gecesinde gitmesi gerekti. Onun uçuşu yani geç saate anca alabilmişti. Şimdi onu bir otobüs durağına bıraktık. Direkt havalimanına shuttle'ı var. Yandım. Biz de Milano sokaklarında karşımla geziyoruz ya. Birazcık yani böyle bir gece... Bak mututut. Döner kavşaktan çıkın. Bir motor kavşaktan çıkın. Tamamdır. Hemen yapıyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Burada araba sürmek çok gergince. Yani yıllardır araba sürüyorum İstanbul'da. Hiç bu kadar gerildiğimi hatırlamıyorum yani. Hani kurallara uymak bu kadar zor olmamalı, anlatabiliyor muyum? Ya bazı saçmalıklar var ama. Var. Atıyorum mesela işte kırmızı ışık var, ışıklar. Işık bize yeşil yandı. Sağa döneceğiz. Sağdaki yaya geçidi yeşil yandığı için yayaları bekliyoruz. Yolun ortasında böyle duruyorsun sağa dönmek için. Kavşaklar falan çok sıkıntı. Yani kimi kimi yol vermesi gerektiğini gerçekten kural olarak bilmen gerekiyor yani. Mesela düz gidene her zaman yol veriyoruz dönenler benim gördüğüm kadarıyla. Onun dışında yaya falan yol vermede problem yok. Ben İstanbul'da da zaten yaya yolundan geçenlere yol veriyorum ama burada tabii yani görme hani gözünden kaçır adamlar yola atlıyor yani. Yani öyle bir korkusuzlukları var. Şimdi Dodo'yu bıraktık işte, o bir gitsin. Biz de eve gidelim, dinlenelim. Zaten inanılmaz yoruldum. Bugün daha da fazla adım atmışız bugün. Evet, bugün 21 kilometre yaklaşık yürüdük. Aynen öyle. O yüzden yarın da zaten öyle çok bir şeyimiz yok. Evet. Bizimkiler bir mezarlık bulmuşlar. Bir okuyup üfleyelim. Şu anda 4. günün sonundan bildiriyorum. Ben biraz erken dönüyorum. Saat 5.30. Çok tatlı bir 3 gün geçirdik. Bol bol yürüdük, bol bol şey gördük, bol bol şey yedik, çok lezzetliydi şu. Kiliselere gittik, kiliseye gittik daha doğrusu. Müzelere gittik, her şey çok güzeldi. Öyle kapanış konuşması gibi bir şey düşünmedim ama güzeldi İtalya. Bu event hazırlandığı için Burcu ablaya, işte Alp'e, Cansu'ya, Koray'a teşekkür ediyorum. Son çekimde yokum büyük ihtimalle ama olsun. Koray beni buraya bir yere editler. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Evet, YouTube ailesi Milano'nun 4. gününden ve son günden merhabalar. Dün gece Dodo'muzu teslim ettikten sonraki o sağlıkla şu anda ulaşıp evde muhtemelen bir haftalık hareket etmeme grevine girdi. Biz de eşyalarımızı topladık, arabaya koyduk. Şimdi son böyle bir gitmeden önce bir Milano mezarlık ziyareti yapıp ölüleri iade edeceğiz. Evet, ondan sonra da okuyup çıkacağız. Ondan sonra da zaten havalimanına doğru gideceğiz. Mezarlık turumuzu da bitirmiş bulunmaktayız. Gerçekten gece kesinlikle girmek istemeyeceğim, her yerden üzerime heykellerin zıplama potansiyeli olan bir mezarlıktı. Ama şunu yine yeniden görmüş olduk ki adamların şunu görmüş olduk ki adamların mezarlıkları bile ayrı bir emek, ayrı bir mimari. Uğraşmışlar yani. Şimdi artık havalimanına gitmemiz lazım ama havalimanına gitmeden önce son bir akşam yemeği, son o akşam yemeğinin tadına bakalım dedik. ...15 dakikada yiyebileceğimiz kadar hızlı bir şekilde yemeğimizi yedik. Oturdu zaten mideye ama yine bir dönüş telaşı. Her zaman olmazsa olmaz. Şimdi koştur koştur eve gideceğiz. Arabayı alacağız. Arabayla havalimanı. Benzin alacaksın arabaya. Benzin alacağız. Var, biraz birkaç bir işlerimiz var. İnşallah yetişeceğiz bakalım. Her dönüşümüzde aynı telaş ama ne yapalım? Böyle oluyor yani. Koştur koştur havalimanına geldik. Saat 2.30. Yalnız daha yani şurada bir güvenlik sırası var. Anlamsızdı, ben anlamıyorum. Soldan sağdan da gidenler de var ama... Şimdi burada bir sıra bekleyeceğiz, içeri gireceğiz, ondan sonra pasaport kontrolü falan, yetişiriz inşallah uçağa. Gerilimli, ufacık, koşturmalı, birazcık daha araya sızmalı bir havalimanı tecrübesi oldu ama çok kalabalıktı yani şimdi. Fazla gireceğin ama ya, ben yetişemeyeceğiz falan zannettik. Biraz sıkıntı. Normalde vergi iadesi alacaktık ama ona bile bekleyemedik yani, o kadar ucu ucuna geldik. Şimdi gidelim uçağımıza binelim ya, ama araya fena sızdık. Hep onun yüzünden, bu illegal boy. Ben soktum sizi, benim sayemde girdiniz ya. Tamam, çok sevgili Milan polisi bu arkadaş. Bir daha gelişinde alırsınız. Değil, Sabiha Gökçen havalimanındayız. Neredeyiz? Free Shop'tayız.
minik tatlı çikolata, mikolata alışverişleri yapıldı. Ve bu gezinin, gel Zanzu gel. Enayisi. Bu gezinin ultimate enayisi, üçüncü enayiliği yapılarak Kayan Koray oldu. Peki bu sefer ne yaptı derseniz, çantasını direkt uçakta unutmuş ve pasaport kontrolünden vesaire geçip ondan sonra bana aynen şu cümleyi kurdu. Ben çantamı galiba bir yerde bırakmışım deyip geri döndü. Dönüş o dönüş. Onu şunu beklet derken saat oldu 21.25. Geldik yurdumuza. Yani özetle şöyle bir Milan gezisini özetlersek cümle cümle. Çok güzel çantalar aldım. Benim için karlı bir geziydi. Milan özeti. Yorucu, keyifli, güzel yemek. Enayi. Doğru bir tanım oldu. İlk tecrübe acemilik. İlk tecrübe. Ben de onu seçeyim. İlk tecrübe acemilik. Benim için de valla baya keyifliydi. Ufak tefek böyle elimden geldiğince her yerde çekmeye çalıştım. Bu yeni Action 4 kamerasını da denemiş olduk. Umarım keyif almışsınızdır. Artık bir sonraki videolarda ve vloglarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Sizleri öpüyorum. Şaka mı? Tam çıkış konuşmamı yapıyordum. Şaka. Hayır, cidden gitti valizini almaya. Valizini mi unuttu? Yolun ortasında valizini bırakmış. Ben artık yorum yapmıyorum YouTube'a halise. Beğenilerde, yorumlarda siz zaten yaparsınız. Nasıl gidiyor şoför? İdare ediyoruz. Geçiş mi? Şey işine bak oğlum şuna. Hani içeride iteye kadar iyi görmedim. Kayıtlara geçsin diye beni bir öper misin? Hayır. Ama yüzünü görmen lazım. Pasaportu Kore'ye suratının yanına koydu. Bir Kore'ye bakabiliyorsun. Evet. Kontrol etti. Orada pasaportu kaybetti, bitti. Gezi bitti. Bütün gezi bitti yani. Hayat bitti. Evet. O yüzden zaten Kore'ye öyle yüzünde bir enteresan hiç görmediğim bir ifade vardı. Hiç görmedim öyle yani. İçinden çıkan Kore'ye. Evet. Hadi Kore'ye. Ama bizim yanımıza geçti çok halim. Normal. Bir pasaportu almış yani. Pasaportu düşmüş. Bu seyahatten çıkan sonuç şu. Alarmlı bavul alacaksınız şeye. Evet. Koraya. Uzaklaştırıp tiketecek Koraya. Evet. Bavulun yok, bavulun yok. Ya da şey bavullar var ya, sahibini takip eden. Evet, öyle bir şey olacak yani. Anne biz de, benim olayım şöyle ki, biz bir müzeye girdik. Bayağı böyle. Yanında. Hani sanat eserleri var, bilmem 1800'lerden, 400-500'lerden. Yani şöyle, anlatmadan ben sana, ben biliyorum konuyu. Kore'ye en azından buradaki 4 kişi biliyor ne oldu, ne mal oldu. Bunu bütün İtalya tanımış yani. Öyle söyleyeyim. Öyle değil, hayır. Bütün müze. Ona yakın yani. Hayır. O günkü müzeyi ziyaret ederler. Sen de konu bana gelince hemen öpmeye başladın sen. Anne bak, çok normal bir şey. Müze. Dinle bak, müzenin çıkışında yol böyle hani diyor işte çıkış hep gösteriyor evet, ya. Oh, evet, en son böyle bir tane yerde artık böyle dışarı koridor gibi yerdeyiz ama dışarı var, kapı var. Kapı da böyle hani basıp açılmalı kapılar. Yeşil yazıyor. İtalyanca bir şeyler yazıyor falan işte. Ama çıkış ok gösteriyor ve güvenlik var ya. Ben de çok riskli bir şey değil olaraktan görüp kapıyı bir açtım. Abi ne var ne Türk müze. Kulakların acıyor. Öyle bir alarm yani. Anne adam yanıma geldi. İtalyanca. Üstümüze 4-5 tane adam koşuyor. Biz öndeki insanlara diyoruz özür diliyoruz. Arkadaki adamı. Bunlar beni bıraktı gitti ya.